Turgay Güler, Türkiye'nin evangelistleri. Evangelistleri duymayanınız kalmamıştır. Son derece sapkın bir tarikattır. Bir o kadar da ürkütücü. Dünya üzerinde hayli güçlü ve etkililer. Tek arzuları kıyametin kendileri yaşarken kopması. Bunun mümkün olmadığını bildikleri için de sözüm ona kıyamet şartlarını oluşturmaya çalışıyorlar. Daha açık bir ifadeyle Tanrı'yı kıyamete zorluyorlar. Böylece kıyamet kopacak, İsa Mesih gelecek, Süleyman Mabedi onun makamı olacak, Kendileri de cennete dönüşecek dünyada sonsuz bir hayata erişecek. Son derece şeytan canlayacağınız. Peki bu nasıl mümkün olacak? Kendilerince çok basit. Her şeyi ters yüz ederek, dünyayı fesada boğarak, bozgunculuk çıkartarak, her türden kötülüğü yayarak, fitne öğreterek, tanrılığa soyunarak, tüm değerlere, kutsallara saldırarak, küfrederek, yeryüzüne kan ve gözyaşını hakim kılarak, katliam yaparak, insanlığı açlığa, sefalete mahkum ederek. Yalanı çoğaltarak, alkol uyuşturucu fuhşiyatı yücelterek, uzun lafın kısası şeytana hizmet ederek, böylece Tanrı kıyameti başlatmak zorunda kalacak. Günün sonunda bu hastalıklı ruh sahipleri dünyaya ve geride kalan 500 milyon kadar insana hakim olacak. Dünya krallığının başına geçecek. Buna inanıyorlar. Bu amaç uğruna milyarlarca insanın ölmesi gerekiyor. Milyonlarca çocuğun anasız babasız kalması, kötülerin kötülüklerin çoğalması, Allah'ın haram kıldığı her şeyin helal, helal kıldığı her şeyin haram olması gerekiyor. Dünyada tüm iyileri, iyilikleri yok ederek kutsal bir amaca ulaşacaklarını düşünen sapık, tehlikeli ve ürkütücü bir tarikattan söz ediyorum. 100 milyonu aşkın üyesi var bu tarikatın. Aralarında devlet başkanları, bakanlar, siyasiler, soylular, sanatçılar, zenginler var. Alayı manyak, alayı kafayı yemiş. Mesela ABD'nin eski başkanlarından Baba Bush da bunların bir üyesiydi. Aklı almıyor değil mi insanın? Alsın bence. FETÖ'nün derdi başka mıydı? Yahut PKK'nın hasılı diğer terör örgütlerinin? Ya bugün dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı ilk günden itibaren disiplin ve koordinasyon içerisinde çalışan bir hükümet var. Alınması gereken kararlar en hızlı şekilde alınıp hayata geçiriliyor. Uzatmayacağım. Dünya Türkiye'nin korona ile mücadelesine şapka çıkartıyor. Ya peki bizim evangelist kafalılar ne yapıyor? Bozgunculuk, fitne, fücur, fesat. Korona daha çok yayılsın diye şehir içi otobüs seferlerini aksatan belediye başkanları var. Biz bize yeteriz diyerek başlatılan yardım kampanyasına savaş açan, kirletmeye çalışan kötüler var. Topluma korku yayarak kargaşa çıkarmak isteyenler var. İnsanlar hastalansın, aç kalsın, ölsün, perişan olsun isteyenler var. Ölen yaşlılar AK Partili diye sevinenler var. Kutsal kitabımızda dalga geçip ayet hadis uyduranlar var. Yalan üretip yaymayı meslek edinenler var. Her şeyi ama her şeyi ters yüz etmek için gece gündüz çalışanlar var. İyilere ve iyiliklere karşı düşmanlık üretenler var. Dertleri ne? Türkiye'nin kıyameti kopsun. Milyonlarca insan ölsün. Ve ben iktidar olayım. Daha mı az sapık bu düşünce? Daha mı az vahşi ve ürkütücü? Ve son bir not. İnsanlık bir büyük imtihandan geçiyor. İsyan ederek, nankörlük yaparak, kötü olarak Kötülüğü alkışlayarak, yalan söyleyerek, Allah'a ve dinine savaş açarak, bencil davranarak bu badireden çıkamayız. Bir yandan çaresini ararken bir yandan da sabredip şükretmeliyiz.